Gençler selam. Ben Emir Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane geometri Kampı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgende alanı işleyeceğiz. İlk başta sinüs alan teoremi ile başlayacağız. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Geldik sinüs alan teoremimiz neymiş arkadaşlar? Üçgenin iki kenar uzunluğu biliniyorsa ve bu iki kenarın arasındaki açı biliniyorsa sinüs alan teoremi bu kenarların çarpımının yarısı ve bir de tabii ki sinüs değeriyle bunu çarpıyoruz. Burada mecburen sinüs değerlerini bilmek zorundasınız. Sinüs 30'da başlayalım. Aynı zamanda 180'e tamamlayan sinüs 150'ye de eşittir. Burası arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Geldin sinüs 45'i geldin buraya yazdın. Yine 180'e tamamlayan sinüs 135'e eşittir. Burası ise kök 2 bölü 2'dir güzel insanlar. Ve son olarak sinüs 60 değeri yine 180'e tamamlayan sinüs 120'ye eşittir. Burası ise kök 3 bölü 2 geldi canlarım. Şimdi birincisi bunları sorularda nasıl göreceğiz? Üçgenimize baktık. Üçgenimizin arasındaki açıyı biliyorsun. Ve şuradaki kenar uzunluklarını biliyorsan ne yapabilirsin? Alan formülünü uygulayabilirsin. Önce birinci yol olarak sinüs alan teoremini kullanacağım. Geldim 1 bölü 2'mi yazdım. Kenarların biri 4 kök 3. Diğeri ise 12. Geldik sinüs 60 yerine Hemen isterseniz kök 3 bölü 2 de yazabilirsiniz. Şunu yapacağım. Şunla şu gitti. Şurada 6 kaldı. 6 kere 4. 24 kök 3 çarpı sinüs 60 ise kök 3 bölü 2. 24 ile 2 gitti burada. 12 kaldı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Cevap da 36 geldi. Uzun mu? Uzun. Şimdi şöyle yapabilirsin. Buradan hemen bir tane dik attın. Çünkü açı değeri özel bir değer. Şuraya 90 dereceni yerleştirdin. Şuraya geldin. 30 dereceni yerleştirdin. 90'ın karşısında 4 köküç varsa 30'un karşısında 2 köküç 60'ın karşısında bu değerin köküç katı olacak. 2 köküçte köküçü çarparsan ne olur? 6 yapar. O zaman artık üçgenin alanı senin yüksekliğin belli tabanın belli. 6 çarpı 12 bölü 2 ilk derste öğrendiğimiz formülden cevabı yine 36 bulabilirsin. Şimdi geldik ikinci özelliğimiz alan özelliklerinde çok ama çok önemli. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Şimdi sen bu üçgene bir tane yükseklik attın ya burası dikkat et ilk derste öğretmiştim geniş açılı olduğu için bunun yüksekliği dışarıda. Bu üçgen dar açılı üçgen olduğu için yüksekliği içeride. Yükseklik sonuçta aynı. O zaman yükseklikler aynıysa alan dediğin şey neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 bu aynı bu aynı demek ki alanı belirleyen şey tabanlar yani tabanın 3 kaysa içeriye 3 s düşer tabanın 2 kaysa içeriye 2 s düşer aynı şekilde bura 3 s bura 2 s vermişse sen tersten de gidebilirsin dersin ki o zaman burası 2K burası ise 3K anlaştık mı şimdi gelin bunları sorularda görmeye başlayalım abc ade üçgen burada uzunluklar arasında ilişkimiz verilmiş geldim hemen BDK'yı e, yazdım BDK ise AB'nin tamamı 4K'ymış buraya 3K kaldı mı kaldı devamında EC'ye M yazdın Geldin AC dediğin ifade 6M oldu tamamı. O zaman buraya da 5M geldi. Şimdi seninle birlikte ne yapacağım? Bu alanları bulmaya çalışacağım. Hemen burayı birleştirdim arkadaşım. Bak şimdi M'ye 5M. O zaman buradaki alan S ise buradaki alan 5S'tir. Çünkü 5 katı 1 katı. Şimdi geldin 3K'ya ne kadar gelmiş? Hemen gösteriyorum. 3K'ya 6S gelmiş. Yani 2 katına çıkartmış. O zaman K'nın 2 katını çıkartırsan burası da 2S olur. Şimdi ADE alanı ADE alanı 5S çıktı. ABC alanı da 8S çıktı. Bunları oranlarsan 5 bölü 8 geldi. Geçtik bir sonraki sorumuza. Yine çok güzel 11. sınıfta trigonometride bol bol gördüğümüz bir soru çeşidi. Burada bu ABD üçgensel bölgesinin alanını bulmaya çalışacağım. Hemen dikkatimi şu çekti. 9'u var, 15'i var, 5'i var. Bunlar zaten soruda gösterilmiş diklikler var. 9, 15 ise 3, 4, 5'in kaç katı bu arkadaşım? Tabii ki 3 katı. 9, 12, 15... 9 ve 15 yazılmışsa yazılmayan parçan 12. Tabii ki buraya geldi mi? Geldim. Sen şimdi bu üçgenin alanını hesaplamaya çalışıyorsun. Sinüs alan teoremini kullanmak istiyorsun ama bir türlü de kullanamıyorsun. Neden? Çünkü 5'i yazdın. Tamam. 12'yi yazdın. Tamam. E aradaki açıyı bilmiyorsun. Şöyle sinüs alfa buraya yazdın. Şimdi devamında şöyle bir şey yapalım. Burası alfa olsun. Şuraya da zaten geldim. Beta yazdım. Alfa ile betanın toplamı kaç derece geldi? 90 derece geldi mi? Geldi. O zaman bu cepte. Şimdi bura beta ise şurası alfa çıktı mı çıktı. Peki ben size dik üçgen anlatırken sinüs değeri nasıl bulunuyordu öğretmiştim. Neydi? Karşı bölü tabii ki hipotenüstü. O zaman sinüs alfa dediğin şey 12 bölü 15 çıktı. Yani şunu bir sadeleştirelim. Şurası kaç geldi? 6 geldi. 5 kere 6 30 çarpı 12 bölü 15. Bununla bu gitti. 2 Cevap da 24. Değişikli değişik, şıklı güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz yine çok güzel. Sinüs alan teoreminin karşımıza geldi bir soru çeşidi. Şimdi baktım arkadaşım sarı bölgenin alanını istiyor. Hocam görür görmez nereden anlıyorsunuz? Şu açı ortaylar bana onu gösteriyor. Bak A'ya A yazdım. B'ye B yazdım. Hatta şunu biliyorum. I noktası işte çemberin merkezi. Burayı da birleştirdiğin zaman açı ortay olmak zorundaydı. Peki hatta ta bizim doğruda açılarda görmüş olduğumuz bir özellik vardı. Şu açı bakın bu açı 90 ile şuradaki açının yarısının toplamıydı. Yani 45'in toplamı. Şurası 135 geldi mi geldi. Bunu biliyorsan zaten direkt yaparsın. Bilmiyorsan dersin ki 2A ile 2B'nin toplamı 90, A ile B'nin toplamı 45. O zaman A ile B'nin toplamı 45 ise buraya 135 kalır. Ya da buradan yapardın. Fark etmiyor. İkisinden birini yapacaksın. Unutma I noktası aynı zamanda iç T, çemberin merkezi. Şimdi alana başlayalım. Alan 1 bölü 2 ile başladık. 6'yı yazdık. 8'i yazdık. Sinüs 135 demiştim size. Sin 45'e eşit. Yani kök 2 bölü 2. O zaman 6 kere 8 ne geldi? 48. 2'ye böldüm. 24 çarpı kök 2 bölü 2. Bununla bu gitti. 12 kaldı. Cevapta 12 kare kök 2 geldi. Yani e şıkkı çıktı. Geçtik bizim 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda ne var arkadaşlar? Bakalım. ABC bir üçgen. Burada DC 2 tane BD'ymiş. Hemen geldim BD'ye K yazdım. Tamam. DC'ye de geldim 2K yazdım. Tamam. Ne dikkatimi çekti? K'ya 2K ise buradaki alanın senin S ise buradaki alanın senin 2S olmak zorunda. Yani şuradaki sarıya boyadığım alan 2S olacak. Çünkü tabanlarla alanlar orantılıydı. Peki tüm alan 36 imiş. 36 dediğin şey aslında tüm alanı biz harf türünden 3 S ile gösterdik. S buradan kaç geldi? 12 çıktı güzel insanlar. Bizden istenen şey de zaten oradaki S değeri 12 Bingöl şıkkında. Geçtik 6. sorumuza. Şimdi arkadaşlar ABC üçgen ADE doğrusal burada şöyle bir ilişki verilmiş. Geldim hemen BE'ye 5K yazdım. Geldim şuraya yazdım. BC ise 8K. BC 8K ise buraya 3K kaldı mı kaldım. Şimdi canlarım devamında şöyle bir şey yapacağım. Buradaki DE uzunluğuna 2M. Geldim DE'ye 2M ye yazdım. AD'ye ise 3M geldik. Buraya 3M'mizi yazdık. Peki canlarım bizden istenen şey alan DEC 6 santimetre kareymiş. Bak 6. Şimdi bak tane tane yapıyorum. 2'ye 6 düşmüş. Kaç katına çıkmış? 3 katına. Bak 2'ye 6, 3 katına. Geldim 3 katına çıkarttım. Burası kaç oldu? 9. 9 6 daha kaç geldi? 15. Bak gösteriyorum sana güzel insan ki kafanda soru işareti kalmasın. Şöyle şu üçgeni gösterdim. Bak hemen benle birliktesin. 3'e 15 3'e 15 5 katına çıkmış. O zaman 5k ka, 5 katına çıkarsa şurası da 25 gelir. Benden istenen ABC alanı 25 15 daha 40 çıktı. Tekrar gösteriyorum. Bak 2 6 3 katı 3 9 3 katı sağlandı. 15 3 5 katı 5 5 katı 25 25 15 daha 40 da cevap geldi. Geçtik 7. sorumuza. ABC bir dik üçgen. Diklik verilmiş. Burada yine bir ilişki var. EC'ye sen 2K dersen geldin yazdın. BE buradan ne çıktı? K çıktı. Şimdi güzel insanlar. Şimdi devamında şuna bakalım. Orası 10 santim. Alan DEC de 30 santimetre kare. Bizden istenen şey x uzunluğu. Hemen şu hamleyi uygulayacağım. D ile B'yi birleştireceğim. D ile B'yi birleştirdikten sonra bu alan S ise bu alan tabii ki 2S. Şimdi arkadaşlar, bir önceki derste biz şunu gördük. Şurası benim tabanımdı. Hatırlayın. Şurası da benim yüksekliğimdi. O zaman şuradaki sarıya boyadığım üçgenin alanını nasıl buluyordum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Anlaştık mı? Peki arkadaşlar, alan D, e, C 30 verilmişse 2 esi 30'sa 1 esi 15 çıktı mı çıktı. Tüm alan buradan 45 çıktı. Geldik şununla şunu sadeleştirdik. 5x eşittir buradan 45 ise x dediğin değer kaç geldi? 9 geldi. Mantık bu kadardı. Geldik hemen ikinci özelliğimize. Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle orantılıdır. Şimdi biz iki tane alanı oranlıyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 burada da var taban çarpı yükseklik bölü 2 burada da var. E şimdi bölü 2'ler ne yapar? Birbirini götürür. Hemen onları götürdüm. Şimdi bu üçgenlerin tabanları farkındaysanız aynı. Yani ikisinin de tabanı BC. O zaman bunlar da aynı sayı olduğu için birbirini götürdü. Demek ki yüksekliklerin oranı aynı zamanda alanlar oranı. Yani şöyle söyleyelim. Buradaki yüksekliğin 2, buradaki yüksekliğin 3 ise şu alan 2S, bu alan 3S güzel insanlar. Mantık bu. Şimdi geldim. Hemen başlıyorum. 8. sorumla ABC BDC üçgen diklikler verilmiş. 6 santim 9 santim alan ABD bölü alan BDC oranı nedir? Şimdi şurası 6'ymış arkadaşlar geldik onu zaten gösterdik. Şöyle bir tık da kalınlaştıralım şurası 6 şurası da 9'muş tamam mı canlarım? Ben şunu biliyorum o zaman şuradaki alan gelin boyayalım şu maviye boyadığım alan canlarım 9 S mi 6 S mi? Tabii ki 6 S'in olduğu yer. Ve şuranın tamamı şöyle bir renk yapmak istiyorum ki net görünsün. Şuradaki üçgenin tamamı ise geldim gösterdim arkadaşım. Hemen şöyle gösterdim. Bu ise 9 S. Anlaştık mı? Çünkü şurada 9 olduğu için. E 6 S'i buradaysa şuradaki parçaya ne kaldı? 3 S kaldı mı kaldı. Şimdi canlarım bizden istenen şey alan AB'de yani 3 S çıktı alan BDC 6S çıktı. Oranladım 1 bölü 2 geldi. Bu kadar basitti. İnşallah anlatabilmişimdir. Tekrar söyleyeyim. Burası 6 olduğu için buraya 6S geldi. Buranın tamamı 9 olduğu için tüm alan 9S oldu. Niye? Çünkü bu üçgenlerin tabanları aynı. Tabanlar aynı olduğu için alanlar yükseklikle orantılıydı. Bura 6S tamam 9S olduğu için buraya 3S kaldı. Sonra ne yapıyorsun? O oranı sormuş işi bitiriyorsun. Geldik buraya Arkadaşlar bakın bu çok ama çok önemli. Gerçekten çok önemli. Paralel iki doğru arasında alan taşımayı her öğrenci bilecek. Bak şimdi bir, bir üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bunlar paralel iki doğru ya. Her zaman yükseklik sabit. O zaman bu sabit. Bu da sabit. Eğer taban aynı olduğu zaman bu alanı istediğin yere taşıyabilirsin. Mesela Geldin. Ben tahtada hep şunu yaparım. Hemen şunu ta getiririm buraya arkadaşım. Şöyle şu düz çizgiyi de bir çizeyim. Tamam mı? Sonra getirdim. Bunu da buraya. Bakın şu oluşan üçgen var ya. Şu sarı boyadığım üçgenle. Şuradaki üçgenlerin alanları aynı. Öğrenci hep böyle der ki. Ya hocam nasıl aynı olsun? Aynı işte güzel insan. Niye? Bunların tabanları aynı. Yükseklikler aynı. Bölü ikiler aynı. Formül aynı mı? Aynı. Tuttu mu? Tuttu. İş bitti. Şimdi geldin. Hemen soruya baktım. Bak şimdi iyi dinle beni. Burada arkadaşım DE dediğin ifade soruda AC'ye paralel verilmiş mi? Verilmiş. Sen bu üçgeni istediğin yere alabilirsin. Bak mesela şu an sarı üçgenin alanıyla yeni çizdiğim alan aynı. Geldin bak şöyle yaptın güzel insan. Biraz daha yukarı aldın. Geldin şöyle yaptın. Buradaki alanla sarı alanla bu üçgen alanı aynı. Niye? Yükseklikler aynı. Tabanlar aynı. Mantık bu şekilde. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşım? Seninle birlikte buradaki DB uzunluğunu bulmaya çalışacağım. Bir, bu alan bana kaç verilmiş sarı alan? 6 verilmiş. Ben ne yapacağım? Bu X'i ve 2'yi kullanacağım ya. Bu alanı taşıyacağım. Acaba A'ya mı getireceğim? C'ye mi getireceğim? Tabii ki C'ye getireceğiz. Bak unutma bu sarı alanla yeni bulduğum bu mavi alan tıpatıp birbirinin aynısı. Sebebi tabanları aynı Yükseklikleri aynı. Anlaştık mı? O zaman bu mavi üçgenin alanı mavi alan neymiş? imiş Hemen geldim mavi alanı buluyorum. Benim tabanım 2 yüksekliğim x. Geldim yazdım. 2 çarpı x bölü 2 eşittir 6. İkiler birbirini götürdü. x buradan 6 çıktı. Cevap da değişikliği geldi. Geçtik 10. sorumuza. Şimdi açıortayla ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Yani burada artık ne yapacağız? geçmiş bilgilerimizi burada kullanmaya başlayacağız. ADC üçgensel bölgesinin alanını istemiş. Burada bir açı ortayın var mı? Var. Açı ortayın bir kolu burası değil mi? Diğer kolda burası mı? Evet. Açı ortaydan sen kolun birine dik atmış mısın? Atmışsın. Bir üçgende alan hesaplarken bana en çok ne lazım? Dik lazım. Hemen geldin. Diğer diki buradan buraya attın. Atınca şuraya 90'ını yerleştirdin. Şuranın 6 olduğunu direkt yazdın. Çünkü açı ortayın en temel özelliğiydi. Şöyle geldim buraya kollarıma diki attım, diki attım. Bura x ise bura x, burası y ise burası y idi. Mantık buydu. O zaman alan 6 çarpı 18 bölü 2. Şunla şu gitti. 3, 3 çarpı 18 de 54 yani B şıkkı çıktı. Geçtik bizim 11. sorumuza. Yine çok tatlı bir soru. Yine açı ortay bilgisi istiyor. Yani ben şunu biliyorum arkadaşım. Burada 45-45'i gördüm. Bu bir açı ortay. Bura 6. Bura 12 ise ben sana hep öğrettim. Burası K ise burası 2K olmak zorundaydım. Bugün öğrendiğim bir şey var. K ise S, 2K ise 2S. Bitti. Burada açın 90 derece dik üçgen. Alan dediğin şey 1 bölü 2, 6 çarpı 12. Yani 36. O zaman 3S 36 ise S buradan kaç geldi? 12 bana 2S lazım 24 yani B şıkkında cevap. Geçtik bizim son sorumuza. Şimdi yine çok tatlı bir soru bak çok çok tatlı. Tabi burada bir şeyi görmen lazım. K noktası ABC üçgenin işte çemberin merkezi. Merkezlerde sana anlattım burası açı ortaydı. Geldin bunu anlattın burası açı ortaydı. Tamam hemen şunu yaptın A ile K'yı birleştirdin burası da açı ortay olmak zorundaydı. Geldim şöyle açı ortayımı gösterdim. Tamam bak bunu bileceksin. İkincisi şurası dik ya. 3, 4, 5 üçgeninin burada 4 katı var. Yani 12, 16, 20. Geldim buraya da 20'yi yazdım. Bir özellik var. O özelliği kitap vermemiş. Ben burada sana anlatacağım. Bileceksin. Ama o özelliği bilmesen de kendine çıkarabilirsin. Mantık şu. Şimdi geldin. Buraya bir tane dik attın. Geldin buraya bir dik attın. Geldin buraya bir dik attın. Bu diklerin özelliğini sen bileceksin. Bak sen söyleyeceksin derste. Yani düşün. Durdur videoyu. Hemen düşün. Diyeceksin ki hocam. Burada dikler birbirine tıpatıp aynısı. Neden? Çünkü açıortayın ortayın kolu. Dik attın dik attın aynı. açıortayın ortayın kolu. Dik attın dik attın aynı. Bak ne oldu? Bu üçgenlerin yükseklikleri aynı oldu. Şimdi alan dediğin şey taban çarpı yükseklik bölü 2 mi? Evet. Bölü 2'ler hepsinde var. Yükseklikler hepsinde aynı. Demek ki tabanlar ne yapacak bu sefer? Alanları paylaştıracak. Bak tabanlar Alanları paylaştıracak. Yani şu alan tabanla paylaşacak. 12s olacak. Geldin buraya yazdın. Şuradaki alan tabanı paylaştıracak. 16s oldu. Geldin yazdın. Şuradaki alan yani bu alan 20s oldu. Geldin yazdın. O zaman 20, 36, 12 daha 48s dediğin şey neye eşit? 12 çarpı 16 bölü 2'ye eşit. Buradaki 48'de 16 gitti. Kaç kaldı? Burada tabii ki 3 kaldı. Şunla şu gitti. 6 kaldı. Bununla bu gitti. 2 kaldı. S dediğin ifade 2 çıktı. Bana 20 S lazımdı. 20 çarpı 2'den cevap da 40 geldi. Hemen sahnemi çevirdim. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.